Hayata Dair programı bugün Gazi Mousa'dan izleyiciyle buluşuyor. Bir kente geldiğiniz zaman aradığım ilk önce tarih ve kültür diyorsanız, rotanızı mutlaka tarihle bütünleşerek bugünlere gelmiş Gazi Mousa kentine çevirmelisiniz. Gazi Mousa muhteşem tarihi eserleriyle bütünleşmiş bir şehir. Evet, Suriçi esnafıyla da meşhur bir kentimiz. Peki ama esnaf 2 yıllık bir pandemiden sonra kapılarını ne şekilde müşterilerine açıyor? Acaba onlar gidişattan memnun mu? Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı işler dileyelim ilk önce. Pandemiden yeni yeni çıkıyoruz. Nasıl, işleriniz nasıl gidiyor? Vallahi çok şükür demek istiyorum aslında. Ama pandemiden çıktık ama ekonomik pandemiden çıkamıyoruz. Böyle bir pozisyondayız. Müşteri bekliyoruz. Turistlerin yoğunluğu, ilgi ama dünyada bir ekonomik sıkıntı vardır. Fakat bekliyoruz. Ama gerçek bir ekonomik sıkıntı var. Bu pandeminin eşiti diyelim. Evet. Siz uzun yıllardır Suriçi'nin daimi esnaflarındansınız. Evet. Peki özellikle bu pandemiden sonra turist akışı var mı hakikaten kendine? Yani önceki yıllar gibi evet böyle bu dönemde charter sefer dediğimiz turist akımları vardır. Ve insanlar galiba pandemiden kendilerini dışarıya atma ihtiyacı hissetti yabancılar. Ve var, var turist akımı vardır. Merhabalar. Dükkanınızı yeni açıyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim dediniz. Açtınız az önce gördük. Nasıl gidiyor işler? İşlere hiç sorma. Çok kötü. Neden? İş yok. Millette para yok. Bende hiç yok. Siz eskiyi yeni yapmaya çalışan bir terzi esnafısınız. Neye bağlıyorsunuz bunu acaba? Hani hazır giyime mi yöneldi halk daha çok? Hazır giyime çoktan yöneldi de. O daha ucuz olduğu için. Evet. Aradığını buldukları için. Adam gider 2 dakikada giyiniyor, çıkıp gidiyor ama böyle eskiden öyle değildi. 2-3 kere provaya gelecek, 2-3 kere şey olacak, ondan sonra. Suriçi bu iş için elverişli misiniz? Elverişli sayılır ama iş yok. Evet, Suriçi'nde bir kafedeyiz. Nasıl işler? İşler bu aralar biraz kötü. Neden? Turistlerden dolayı. Gelen turistimiz çok az. Bundan dolayı biraz kötü bu aralar. Öğrenci akışı gelmiyor mu? Yani öğrenci daha çok, nasıl diyeyim, Salemisyol tarafındadır. Suriçi'ne pek gelen kültürlü daha çok kültürlü kısımdır. Öğrenciler bilirsiniz burada daha çok ders çalışacak yerler falan alırlar. Yani buralarda çok yok. Pandemiden çıktık. Bunun etkisi olabilir mi? Bence vardır. Hı-hı. Yani gelen turist de biraz daha onların ülkelerindeki kuralları daha katıysa mesela, korkarlar biraz yaklaşsınlar bize. Yani halen daha maskeyle karak içeri girip bana sipariş veren çok müşterim var. Özellikle Alamanlar çok korkarlar. Evet. Peki turist gelip ilgi göstermiyor mu kafenize? Hani onların bıraktığı bir katkı size yeterli olmuyor mu? Yani turist gelmez. Yani şöyle diyeyim. Yani gelen turist ya aşağıda kalır. Yer olarak. Aynen. Yer olarak yukarı çıkmazlar. Yüzlerce kilisesi, tarihi Namık Kemal Meydanı, Otello Kalesi, Osmanlı dönemine ait yapıları, dar kemerli sokaklarıyla bu tarihi kenti sizler için keşfe çıktık sevgili seyirciler. Evet sevgili seyirciler, tarih kokan bir kent, gizem kokan bir mekandayız şu anda. Mousa Suriçi Derneği'ndeyiz. Yanımızda da derneğin başkanı Sayın Rıfat Yalınç var. Efendim, merhabalar. Merhaba.
resimlerde de görüyoruz. Buram buram kültür kokan bir kentteyiz. Peki ama bu kültürel değerlerin korunabilmesi, ilerileri taşınabilmesi adına neler yapılıyor, neler yapılmalı, neler yapılmak hedefleniyor? Dernek 2010 yılında kuruldu ve o tarihten bu yana Mausa Sur kentinin göreceli üstünlüğünün sahip olduğu görmeye değer 53 tane eser olduğunu dikkate getiren çalışmalarımız var. Bu eski eserlerin çoğu Orta Çağ'dan kalma. Onları koruyabilmek ve ileri nesillere taşıyabilmek en büyük hedefimiz. Dernek olarak turizmi Sur içerisinde canlandırabilmek için kullanabileceğimiz sahipli olduğumuz değerin eski eserler olduğuna inandık ve bu doğrultuda hareket ediyoruz. Gördüğümüz bazı durumları burada resmettik ama yapmış olduğumuz çalışmalar hakkında da daha detaylı bilgi verebilme fırsatım var. Şundan başlayalım arzu ederseniz. Bakınız 50 yıl önce ve 50 yıl sonrasının fotoğraflarını burada görebiliyoruz. Kimisi eski eserlerimizin pozisyonunu ve durumunu değerlendirmekle beraber, kimisi sokaklarımızın yapısını gösterebiliyor. Burada Otello Kalesi'nin 50 yıl önceki pozisyonuyla restore edildikten sonraki halini görüyoruz ki pozitif bir durum söz konusu. Ancak burada Venedik Sarayı girişinde sütunlarımızı, küçük sütunları ve çeşmeyi gördüğümüz zaman çeşmenin buradan arkaya kaldırıldığını, buranın önünün açıldığını ama bazı sütunların da yok edildiğini görüyoruz. Burada daha tertipli ve temiz bir görüntüye sahip olmakla beraber bazı değişiklikler eskiyi bize aratır niteliktedir. Ama burada bulunan bir yapı, bir ev ortadan kaldırılmış ve dolayısıyla eski eserin görüntüsü daha da mümkün kılınmıştır. Şurada gördüğümüz ise Namık Kemal Meydanı'nda ilk haliyle işte bir kahvehane durumunda olan bina. Şimdilerde, daha doğrusu bundan 2 sene önceye kadar İş Bankası'ydı. Şimdiki durumda ise Mardo olmuş, daha modern bir bina gelmiştir. Şimdi pek de eski ile yeniyi birbiriyle uyumlaştıracak bir durum söz konusu değil gibi. Dolayısıyla burada daha eleştirebileceğimiz durum olur. Ama mimari ve şehircilik olarak böyle tezatların bazı yerlerde bulunmasının da doğru kabul edildiğini söyleyen otoriteler vardır. Biz ise yani gözümüze pek fazla hoş görünmediğini ifade etmek isteriz. Bunun dışında derneğimiz yıllardır birçok projelere imza atmıştır. Bu projeleri Avrupa Birliği kaynaklı olanlar var, Türkiye Cumhuriyeti, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA'nın fonlamasıyla yaptıkları var. Bu arada efendim sözünüzü kesiyorum, UNESCO tarafından koruma altına alınmış bir kent Suriçi Mausa değil mi? Özlediğimiz o ama hayır. UNESCO tarafından koruma altına alınmış değil. Çünkü korunması gereken bir kent sıfatına sahip olamamıştır. Bu bir takım sebeplerle olmakta. Çünkü başvuruyu yapması gereken kabul gören bir hükümetin Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın başvurusuyla UNESCO'ya gitmek gerekiyor. Bizde ise o sıfat bulunmadığından dolayı bu başvuruyu bile yapabilecek durumda değiliz ama gücümüz el verdiği ölçüde uluslararası arenada söz sahibi olanlarla konuşup bunu talep eder durumdayız. Yani UNESCO koruması altına girmesi gereken bir kent durumundadır.
Bunu ifade ederken Avrupa Birliği destekli projelerimizde en uzun soluklusu deniz atıkları projemiz olmuştur ve çevre. Deniz atıkları ve çevre projemizde özellikle limanlarda ve sahillerimizde ne kadar kirlilik olduğu, kirlilik türlerinin ne olduğu, bunları yaparken iki toplumluluğu da dile getirdik ve bütün Kıbrıs sahillerini bir analitik sınamaya götürdük ve datalar topladık. Bu projenin sonucu kitapçık olarak da yayınlandı. Go Social diye bir projemiz vardı. O projede de gene iki toplumlu olarak kültürümüzde mevcut ayrışmaları da gündeme getirebildik. Bu ayrışmaların içerisinde gördük ki yemek kültürümüzde bile güneydeki Rumca konuşan halk ile kuzeydeki halk arasında örneğin kolokas konusunda farklılıklar varmış. Örneğin molohiya konusunda farklılıklar varmış. Bunları ortaya çıkardık. Ne? Molohiya tanınmıyor güneyde. Kolokasın da musakka modeli bizde tanınmıyor. Dolayısıyla bunlar üzerinde yapıldı. İki tarafta da resimler, duvar resimleri falan yapıldı. Dolayısıyla bu projelerle derneğimiz taraf olarak Mausa Sur içerisinde de konuyu canlı tutmaya çalıştı. Ama bizim hedeflerimizden başlıcası eski eserlerimizdi. Ve bu Orta Çağ'dan kalan eski eserleri gezmeye gelen turistlerimizin buralara nasıl erişeceğini, buralarda görmüş olduğu eserler hakkında bilgileri nasıl elde edeceğini düşündüğümüz zaman bunlara yönelik projeler yaptık. İlk yaptığımız proje yürüyüş parkuru broşürünü hazırlamamış oldu. Bu yürüyüş parkuru broşüründe mevcut eski eserlerimiz hakkında özet bilgiler barındıran bir broşür hazırladık. Haritasıyla, numaralandırılmasıyla eski eserlerin 7 dilde bunları bastık. Ve bunları farklı dillere tercüme ederken de farklı büyükelçiliklerin bilgisine başvurdum. İtalyancası, Rusçası, Fransızcası, Almancası, İngilizcesi, Rumcası, Türkçesi olan bu broşürlerimizi yayınladıktan sonra orada mevcut olan eserler 30'du. TİKA ile yapmış olduğumuz proje doğrultusunda ise bu eserleri 53'e çıkarttık. Ve yine bu yönlendirici tabelalarla bu eski eserlere nasıl gidileceğini gösteren yürüyüş parkuruna destek yönlendirici tabelalar projesini hayata geçirdik. Bunların geceleyin de okunabilmesini sağlamak üzere solar panellerle fotoselli olarak aydınlatılmasını sağladık. Böylece ne oldu? Hem o tabelaların korunması hem de gün karardıktan sonra bile bu eserleri gezip görebilmenin mümkün olabileceğini sağladık. Kimlik kartı projelerini hayata geçirdik. Kimlik kartı projelerinde de her eski eserimizin önüne bir fleksiglastan imal edilmiş tabela ile kare kodlarını da barındıran bir bir kimlik kartı bilgisi hazırladık her bir eski esere. Tabii bütün bu işleri yaparken Eski Eserler Müzeler Dairesi, belediyemiz artı Anıtlar Yüksek Kurulu ile işbirliği içerisinde bunları yaptık. Bunlar da hayata geçtikten sonra biz en büyük hedefimiz ileri nesillere bu kültürel mirasımızı doğru ve yıkılmadan devredebilmek olduğu için araştırmalarımıza devam ediyoruz. Fransız Büyükelçiliği ile Kıbrıs'taki temas kurarak Fransa'da Lusignan dönemi tarihi konusunda uzman Profesör Faucher'i
Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İşbirliği ile buraya davet edip mazgallar konusunda incelemeler yapıyoruz ve bu mazgalların da tarihini bir dökümanla bilgisine sunmaya çalışıyoruz halkımızın. Çünkü işittiğimiz kadarıyla bunların başka amaçlarla kullanıma açılması söz konusu, bu bizim için intihar niteliğinde olur. Dolayısıyla bunu yapmamak lazım. Buna dikkat çekebilmek için de böyle çalışmalarımız vardır. Müzelere desteğimiz var. Kent müzesi kurmak isteyen gene Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü var. Kent müzesinin dışında gene Turizm Bakanlığımızın, Kültür Bakanlığımızın yapmak istediği müze çalışmaları var. Bütün bunlara destek olmak durumundayız. Çok teşekkür ediyorum Rıfat Bey. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Kent, dünyanın birçok yerinden gelen yerli ve yabancı turistleri ağırlamayı da sürdürüyor sevgili seyirciler. Gazi Monsa'nın en önemli kültürel değerlerinden biri olan Lala Mustafa Paşa Camisi önündeyiz şu anda. Mekan hakkında bilgi alacağız. Merhabalar, konuğumuz yanımızda. Sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Adım Yusuf Ör. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi mezunuyum. Sanat tarihçisiyim. Peki. Bu muhteşem, görkemli tarihi yapının önündeyiz. Hemen kısacık bizi izleyenleri bilgi verebilir misiniz konuyla ilgili? Tabii yapıdan söz etmeden önce belki de bulunduğumuz yerden söz etmek lazım. Mausa'nın ve Kıbrıs'ın en önemli mekanlarından biriyiz. Lala Mustafa Paşa Camii 1298-1312 arasında, yani 14 yılda tamamlanmış bir katedral. Katedral ne demektir? Baş kilise, ana kilise. Kentin en önemli siyasi ve politik dini merkezi. Lala Mustafa Paşa Camii, Lüzinyan dönemi dedik. Lüzinyan dönemi Avrupa'da ve Akdeniz civarında 11 ve 13, 14. yüzyıllarda sürmüş bir sanat dönemi vardır. Gotik dönem. Gotik dönemin bir eseridir. Ne demek gotik dönem? Kısaca diyeyim. Gotik dönem olduğunu biz bunların işte aşırı süslemesinden, sivri kemerlerinden, gül pencerelerinden gibi bazı mimari detaylarda anlıyoruz. Gümbez ağacı kadim kültürlerde, kadim dinlerde kutsal ağaç olarak addedilir. Nedeni de şu, yıl 12 ay meyve verir. Yapraklarını kışın dökmesine rağmen yine meyve vermeye devam eder. Bundan dolayı kadim dinlerde, örneğin Hristiyanlıkta ve Yahudilikte kutsal ağaç olarak kabul edilir. Şimdi Ficus sicumorus ağacı kutsal, burada 700 yıldır yaşıyor ve açıkçası bizim şeyimizin simgesi oldu. Kentimizin simgelerinden, en önemli kültürel miraslarımızdan biri oldu. Evet, Suriçi Namık Kemal Meydanı'nın birbiriyle özdeşleştiği çok önemli bir mekanın önündeyiz. Namık Kemal Zindanı. Türk edebiyatının, Türk siyasetinin, Türk tarihinin çok önemli bir şahsiyeti Namık Kemal'den söz ederiz. Şimdi gelelim, vatan şairi, hürriyet şairi, önemli siyaset adamı, Türk siyasetine Osmanlı döneminde yön vermiş, genç Türkler teşkilatını kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün, Mustafa Kemal'in gençlik yıllarında hayran olduğu, kendisine örnek aldığı önemli bir şahsiyet. 1 Nisan 1873'te Gedikpaşa'da Güllü Agop'un kumpanyası, yani tiyatrosunda bir oyun sergilenir. Oyunun adı Vatan. Kırım Savaşı'na geçmiş bir öyküyü, Kars'ta duyduğu bir öyküyü Namık Kemal
Silistre savunmasında romanda, oyunda, tiyatro oyununda kullanmış ve işlemiş. Çok etkili olmuş. Vatan sevgisi, millet sevgisi çok yüksek düzeyde heyecan uyandıran bir tiyatro oyunu. Bu oyundan sonra gösteriler oldu. O dönemde padişaha karşı hoşnutsuzluklar da var. Ve padişahın Abdülaziz olsa gerek yerine 5. Murat'ın geçmesini istiyorlar. Ve nümayiş yapanlar, sokağa çıkanlar şey diyorlar, muradımızı isteriz, muradı isteriz, muradımızı isteriz. Bu tamamen padişaha yönelik bir hareket gibi oluyor. Ve ertesi günü ve birkaç gün sonra Namık Kemal'in de yazdığı bir şey var, gazete var. Şimdi aklıma İkbal gazetesinde yazılar yazılıyor bu oyunla ilgili. Ve bunun üzerine 4 tane arkadaşı, kendisi ve 4 tane arkadaşı gazetede yazı yazan sürgüne gidiyor. Kimisi Akkaya'ya gidiyor, kimisi Girit Adası'na gidiyor. Namık Kemal de buraya geliyor. Buraya geliyor ve 38 ay kalebent olarak, yani siyasi suçlu, adam öldürmedi, katil değil, hırsız değil, bir aydın, bir yazar, bir gazeteci buraya geliyor ve geldiği gün kalenin komutanı ve kaymakamı Veysi Paşa burada olmadığı için kendisi 3 gün bu odada, burası bir nezarethane, geçici olarak tutukluların gözetim altında tutulduğu yer. Şimdi tam burada, buraya geleceğim, zindan. Zindan deyimine, tanımına uymayan bir yer. Zindan bir defa çok eski çağlarda kayaların içine ve de yer altına yapılan ve uzun süre orada kalan mahkumlar için kullanılan yer. Şimdi Namık Kemal 3 gün burada kaldı. Veysi Paşa, kaymakam Veysi Paşa geldikten sonra yukarıdaki odasına nakledildi. Ve 38 ay orada geçirdi. Şimdi Namık Kemal burada zindanda 38 ay geçirdi dediğimizde kendi tarihimize, kendi kültürümüze ve mavusamıza haksızlık yapmış oluruz. Kentte son yıllarda yaygınlaşan ve turist akışına da imkan sağlayan önemli bir adıma değiniyoruz şu anda. Bunlar da konuk evleri. Ve şu anda yanımızda konuk evi sahiplerinden Sayın Mustafa Tamer var. Merhaba efendim. İyi günler dilerim, merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler söyleyeceksiniz? Hakikaten turist akışına sebep oldu mu? Nerelerden geliyor konuklarınız? Memnun musunuz? Şöyle söyleyeyim, biz burayı 2017'de hayata geçirdik. Ancak pandemi nedeniyle 2 yıl açma yapmadık, kapatma zorunda kaldık. Çünkü diğer taraf zaten öyle, bilmiyorduk geleceği. Son birkaç ay önce açtık. Pandemi öncesindeki gibi akış yok ama olacak, inanıyoruz. İnanıyoruz, olacak. Bizim misafirlerimiz dünyanın her yerinden, Güney Kıbrıs dahil her yerinden geliyordu, geliniyordu. Herhalde yine olacak. Geliniyordu. Peki, müşterilerinize burada ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Burada zaten bahçemiz yeterlidir. Çok güzel. Bahçemiz, bizim cennet bahçemiz diye hitap ediyorum buraya. Yeterlidir. Kahvaltımız var. Eşimle kızımın hazırladığı, kendi elleriyle hazırladığı, lokal diye tabir ettiğimiz kahvaltımız var. Misafirlerimiz memnun herhalde ki bir şey söylemiyorlar. Sanıyorum siz burada Kıbrıs kültürünü yaşatmak adına yiyecekleriniz olsun, odalarınız olsun, az önce gördük. Eski Kıbrıs'ı günümüze kadar taşımak adına değil mi faaliyetlerin? Dediğiniz gibidir. Bizim buraları zaten eşimin babası yapmış bunları. 130, 140 veya 150 sene kadar önceden yapılmış. Biz sadece restore ettik diyebilirim. Kapılarımız aynı kapılardır. Pencereler aynı pencerelerdir. Mermerler o tarihin mermerleridir. Pırıl pırıldır. Tavan aynı dönemin tavanıdır. Mertekli tavandır. O da güzeldir. Bunların dışında bir tek dezavantajımız vardır.
Bazı odalarımızın tuvaletleri dışarıdadır. Bunu belirtiyoruz zaten biz her zaman için. Neden dışarıdadır? Misafirlerimize de sorarız. Bunun dikkatinizi çekti mi? Neden tuvaletlerimiz dışarıdadır? Çünkü 100 kusur sene önce hijyen sistemi yoktu. Herkesin aynıdır. Babalarının, analarının evlerinde düşündükleri zaman oturulan birimin fevkalade uzağında olabilecek noktaya tuvaletler, banyolar yapılıyordu. Hijyen konusuyla ilgili. Biz bunları değiştirmedik. Aynı şekilde restore ettik. Çünkü mevcut tuvaletlerimiz tapu kayıtlarında kayıtlıdır. Hatta bahçe ortasında gördüğünüz balık havuzu bile water tank olarak kayıtlıdır. Haritada, tapu koçanlarımızda kayıtlıdır bunlar. Dolayısıyla bunları korumaya, bunları aynı şekilde hayatta tutmaya çalışıyoruz. Üst düzeyde mimarlar gelmişti İstanbul'dan misafir olarak. Sadece görmek için geldiler misafir olarak. Doktoralı mimarlarımız, sakın abi dediler, bir şeyini değiştirmeyin. Olduğu gibi bırakın, bunları kalsın. Çünkü bunları korumanız bile, bugüne kadar getirmeniz bile şayanı takdir dediler. Ellerinizi öpmek lazım sizin dediler. Ama bu benim değil, eşimin katkılarıyla hayata gelmiştir. Bahçe özellikle onun. Duvardaki gördüğünüz yapılanma, taş kaplamalar çoğu onun elinden geçmiştir. Kısacası sevgili seyirciler, sizin de görmüş olduğunuz gibi Gazimursa'da görülmeye değer pek çok yer, anlatılacak çok hikayesi var. Buram buram tarih kokan surlar içi tüm ziyaretçilerini bekliyor.